Cahiliye döneminde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Hazreti Ebu Bekir peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık iki yıl sonra dünyaya gelmiştir. Çocukluğundan beri kendisinde zeka belirtileri görülen, güzel ahlaklı ve başkalarıyla iyi geçinen bir kimseydi. Cahiliye döneminde ismi Abdülkabe idi. Putlara tapmaya tenezzül etmez, putlara tapanlarla alay eder ve şöyle söyleyerek onların akılsız olduklarını dile getirirdi. Onlar akılları olan, işiten ve gören insanlardır. Fakat aklı ermeyen, görmeyen ve işitmeyen varlıklara tapıyorlar. Bu acayip bir şeydir. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu an şöyle diyor. Bir keresinde babam beni alıp Kabe'ye götürmüştü. O sırada Kabe'de yığılmış halde birçok put bulunmaktaydı. Babam bana, oğlum işte bunlar senin ilahlarındır. Onlara tapınarak yakın ol dedi ve beni bırakarak gitti. Putlardan birisine yaklaşarak yokladım. Baktım ki put, belli bir aydınlık fikir olmaksızın yapılmış, taş parçasından ibarettir. Puta şöyle bir soru sordum. Acıktığım zaman beni doyurmaya, giysi ihtiyacım olduğu zaman beni giydirmeye gücün yeter mi? Doğaldır ki put bana bir cevap vermeyecekti. Onu ittim. Sallandı ve yüzüstü yere kapandı. Elimde olmayarak kendisini koruyamayan bu ilahın durumuna güldüm. Fakat oradan süratli bir şekilde kaçarak eve döndüm. Ta ki puta tapanlar beni görüp bana bir zarar vermesinler. Hazreti Ebu Bekir, cahiliye döneminde içki içmez ve şöyle derdi. Ben içki içmemekle namusumu, ve insanlığımı koruyorum zira içki içen kimse aklı kaybediyor ve sarhoş olunca insanlıktan çıkıyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur nebilerden resullerden sonra Ebu Bekir'den daha faziletli bir zat üzerine güneş doğmuş değildir buhari diğer bir hadisi şerifte de Cebrail bana haber verdi ki senden sonra ümmetimin en hayırlısı Ebu Bekir'dir. Müslim. Muhammed Mütevelli Şarabi. Cennetle müjdelenen 10 sahabi. Sayfa 15-16. 29 Ocak Mevlana Takvimi.